Evet arkadaşlar, dünden sonra sizi IKEA'da karşılıyoruz. Evet, IKEA'da karşılıyoruz. Gördüğünüz gibi ikimizin de canı çıktı. Çok yorgunuz. Ama bunları almamız gerekiyordu. Şimdi IKEA'ya gidiyoruz. Balkonumuz için tasarım yapacağız. Evet arkadaşlar, şu anda bizim eve geldik. Sabah Aydın'la IKEA'ya ve Koçtaş'a gittik. Size aldıklarımı göstereceğim. Mutfağa böyle bir açılıp kapanır masa aldık. Bu şekilde. Böyle. Bu teşhir ürünüydü. Çok uygun aldık. Biz bunu 85 liraya aldık. Sadece bir vidası eksikmiş. Onun dışında her şey süperdi. Bunun takılmış halini daha sonra size göstereyim. Evet, baharatlıklarımızı koyabilmem için şöyle bir sepet aldık. Böyle. Evet arkadaşlar, bizim koltuklarımızın kenarları kalın olduğu için şöyle bir sehpa aldık. Şekilde. Bence çok güzel. Biz bunlardan iki tane aldık. Fiyatlarını hatırlamıyorum ama şu anda IKEA'da yaz indirimi var. O yüzden oradan bakabilirsiniz. Biz iki tane işte iki koltuk içinde aldık. Salona koltukların üstüne şöyle bir avize aldık. Bunlar şu şekilde oynayabiliyor, hareket edebiliyor avizeler. Böyle. Daha ampulleri yok. Bir de yemek masasının üstüne şöyle armatürden aldık. Çok güzel. Çok tarz olacak. Fiyatını hatırlamıyorum ama internet sitesinde görebilirsiniz. Daha önce size banyoda kapının arkasında bir bölme göstermiştim. Oraya çamaşır deterjanlarımı falan koyabilmek için içine şöyle bir sepet aldım. İki tane. Sepetin içine işte deterjanlarımı falan koyacağım. O boşluğun arasına koyacağım. Ve çamaşır sepeti aldım. Bu çamaşır sepeti de bunun fiyatını bir tek hatırlıyorum. 219 liraydı arkadaşlar. Şöyle içinde bunun bezinden var. İçine koyuyorsunuz. Çok güzel çalışıyor. Evet, IKEA artı Koçtaş demiştim. Bunu da Koçtaş'tan aldım. Kaşıklık. Bu şöyle genişleyip daralabiliyor yerinize göre. Bunun fiyatı da 60 liraydı. Yani 59.90 mıydı? Öyle bir şeydi. Arkadaşlar. Süzgeç aldım. Bu da böyle açılıp kapanabiliyor. Böyle. Bu iki adam. Az kaldım. Böyle. Bu kaç tane vardı içinde? 2, 4, 6, 8, 10 tane var arkadaşlar içinde. Bunu 12 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Ama internet sitesinden daha detaylı görebilirsiniz. Linklerini bırakırım. Çamaşır makinesinin üstüne şöyle bir kasa aldım. Bunu yapacağız. Fotoğrafı var mı? Fotoğrafı yok. Bu kasayı da işte içine günlük olarak kullandığım işte deodoranttı, müzik amajeliydi. Bunları koymayı düşünüyorum. Böyle bir mutfak seti aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya süngeri koymayı düşünüyorum. Şuraya işte deterjanlar şöyle içine girecek. Bu birine sıvı sabun, birine işte bulaşık deterjanı. Bir yanına şöyle bir ne deniyor bunun adı ne oluyor? Bunun adını bilmiyorum işte deterjan falan ya da lavabo kenarlarını falan temizlemek için. Fırça aldım. Banyo paspası aldım arkadaşlar. Banyo antrasit renklerinde olacak. Şöyle umarım küçük yemek, bunu daha denemedim. Evet, şimdi Aydın balkona çıtalar kestirdi. Oraya bir çiçeklik yapacak. Onları boyamak için fırça aldım. Saksılarımızı asmak için de şöyle askılıklar aldık. Evet, şimdi size Aydın'ın
balkondaki çıtayı nasıl yaptığını göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu ahşapla boyayacağız. Ahşap rengine boyayacağız şu ahşap, anda. Bu vernikli ahşap boyası. Yorumluktan. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.